Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu sene 32 yaşındasın. Dün dün araştırdım, baktım. Sky'da röportajları da okudum. Ne olmuş? Neymiş? Sözleşmesi... Bitiyor. Bitmiş Pas onların hepsi yazıyordur. Fas milli takımında Dünya Kupası'nda yer alacak. Evet. O nedenle farklı bir coğrafyada farklı bir şekilde bir başlangıç istiyor. Kim istiyor? Onun istediğinin ne önemi var? Sen ne istiyorsun? O para istiyor. Bana üçlü stoperde... Ya sana bana o üçlü... para istiyor. O para istiyor. Ay, Vida da istiyor ya. Herkes ya o istiyor. O para ya. istiyor. Bak o onu ben başka bir coğrafyada bilmem ne diyorsanız tamam kardeşim. Bu coğrafya senin coğrafyan değil. Doğru Kolombiya'yı. Bak orası sana daha aykırı bir yer yani. Yani Gene burası Akdeniz. Bak Faslısın, Fransız asıllısın. Yani Fransız aslında çocuk da Fas'ı tercih Oradan ettim. birinci ikinci anne oraya. babadan bir şey. Bak çocuk biz Akdeniz'deyiz. Bizde Karadeniz'de var Ege'de var. Sen farklı bir coğrafya istiyorsan biz aynı coğrafyadayız. 32 yaşındasın doğru Kolombiya'ya git. Git Venezuela'da oyna. Uruguay'da oyna. Bak oralar başka coğrafyalar. Kanada'ya git. Bak bizim Glarin var bizde. O oradan aldık biz. Fena oynamadı bizde. Sen git o farklı coğrafyalarda yeni deneyimler al. Çünkü senin yaşın artık deneyimi aşmış durumda. Ya hala 32 yaşındaki bir şeyin stoperin haberi yapılır ve tartışılır mı ülkede? Bu problemi görememektir işte. Ya yani çözümün çözümü yap bulmaya çalışıyorsun. Sağ olsun Patrişya e, Farah hocamız yani. Sen hala 32 yaşında stoperle 34 yaşındaki stoperi yer değiştirip problemi çözeceğini zannediyorsun. Hayır, problemi görmüyoruz. Cem abi gençlerin yanına tecrübeli oyuncular da katmak zorunda değil miyiz abi? O kurguyu o şekilde yapmayacak. Mıyız? Elinde kaç tane tecrübeli Ali. oyuncu var? Kaç tane tecrübeli oyuncu var? Jozet de elinde değil mi? Kaç tane tecrübeli abi? Mesela stoperde Ersin kaçıncı sezonun oynuyor? Artık tecrübeli bir kaleci değil mi? Yani siz de, sizin tecrübeden anladığınız mecbur mu 30 yaşın üzerine çıkmaya? 4-3 yıl 18'den 22'ye kadar çocuğu oynatsanız 22 yaşında bir çocuktan tecrübeli bir sporcu diye bahsetmeyecek. Doğru antrenman yapabilen, kendisine dikkat eden, öğrenebilen ama işte bak gençlerin kafası bak darmadan Darmadan deminki soru gibi ya. Darmadan yani. Zannediyor ki tecrübeli adam 36 yaşında olur. Hayır 22 yaşında tecrübeli olur. 22 yaşında Yaşla tecrübeli yani. olursun. 3 sene oynamışsan 4 sene oynamışsan 4 senelik tecrüben vardır. Ama çocukların aklından almışlar düşünebilmeyi yani. Miş. Nuno Espirito Santo ile birlikte gelişim göstermeye başlamış. Normalde ön libero iken daha sonra da stoper. Nerede gelişim göstermiş? Oradaki oyuncular, oradaki oyuncular. Coğrafya İngiltere. İngiltere'de onu, onu söylüyor ki yani insanlar anlasınlar. Şimdi ha. paslı ha. üzerinden Brahamton. gidiyoruz. Brahamton. Pasla mı öğrendi yoksa İngiltere'den, İngiltere'den mi öğrendi? İngiltere'den. Peki altyapısı nerelisin? Nereymiş? Fransa altyapısı. Yani hangi takım işte OM'u, da oynuyor. Falan. Evet, An An da oynuyor. Oradan yani de demek da ki oradan geliyormuş. Yani orada görülmüş, bir öğrenmiş, öğreniyor, almış getirmiş. 32'ye gelmiş. Niye sözleşme <gülüyor> imzalamıyor? <gülüyor> Tecrübeli bir stoperin, o kadar dayanıklı bir stopere niye ihtiyacı yok kendi takımının? Çünkü büyük ihtimalle ona verecekleri para onu tatmin etmiyor. Evet mevzu o. E, tatmin etmeyecek. O diyor ki sen tamam bak benim için tamamdır. 32 desin diyor. Git son kontratını kimle yaparsan yap diyor. Ben de diyorum ki aman bizim buraya uğrama. Aynı coğrafyadayız. Kolombiya'ya. Venezuela'ya. Kanada'ya. Tamam. İşte Orlando'ya. Geç git Amerika'ya. Orada oyna. Çocuğum bak bambaşka dünyalar görürsün. Bambaşka hayatlar yaşarsın. Gelip bak bize yük olacaksın. İki tane top kaçıracaksın. Wellington'a döneceksin. Bak burada bir adam yıllardır söylüyor. Bak hem burada seni gadire uğratırlar. Douglas gibi paramı alırım filan dersin ama zaten böyle oluyor. Douglas'a da söyleseler de aynı şeyi söyleyecek. Bon yani. servis ödenmeyecekmiş ee, sözleşme. Bunların hiçbir tanesi avantaj değil. Hayır, hayır, hayır. Son bon servisi elinde olan yani son bon servis sahibini takımınıza sokmayın. Sokmayın. Çünkü bu bir problem. Son servisse, yani senden sonra kimseye gidemeyecekse o takıma giremez. En azından bizim ülkede girmemesi lazım. Kuralları belirliyoruz. Bakın her gün burada bir öneri, bir kural, ya. bir ve bir protokol yazıyorum her gün. Son kontratı olan birisinin bizim ülkeye sokulmaması lazım. Ülkenin oyununun kurtuluşu buradan geçer. Tecrübeli oyuncu oynadığı maç sayısı kadar oynadığı turnuvalar ve takım oyuncularının yanı sıra çalıştığı hocalarıyla olur. Alptekin Bey ne diyeyim de bak kitabı herkes atmaya başladı Cem abi. Böylece unutmuyorlar. Evet evet çok güzel alınsın kitap da böylece okunmuş. Şimdi Osman Aktaş biz ilk bölümü gösterdiğimiz zaman e, arkadaşımız şey e, programı Abdullah girmeden. İstanbul Hadi konuşamadık spor, zaten dönelim İstanbul oraya. İstanbulspor şey maçını bandırma maçını evet, konuşuyorduk evet. ya ben de dedim ki yani bu pro lisansa geldim. Sayın Cem Dizler geçtiğimiz günlerde bir pro lisansı olmayan antrenörü. Yörge'ye sorarak hep yapıyoruz lisanssız çalıştırmak tıp okumadan doktorluk yapmak gibi şeklinde söylemde bulundu kendisine şunu sormak istiyorum diye 3-4 tane soru sormuş Bayağı da bir şey almış beğeni kazanmış aralarında eski futbolcularında olduğu böyle Öyle ne? Mi? He, öyleymiş evet tık tık yapmış şimdi biz de öğrendik artık like Halaşmış yani, yani. Like beğeni bir saat önce Osman Akbaş kardeşimizin bakıyorum şimdi bir forma var üzerinde. Belli ki bir teknik adam. Yani şeyini bilmiyorum. A mı B mi pro lisanslı mı? UEFA. Antrenör UEFA lisans hmm. Ama Türk dili ve edebiyatı, Türkolog, sosyoloji falan. Şimdi soruları soruyor. Hayır. Kendisini alt liglerde kanıtlamış yetenekli antrenör süper ligde çalışmak için TFF'nin doğaçlama yapılanmasını beklemek zorunda mıdır? Değildir. Pro lisans yeterli kıstası, kıstası pro lisans yeterli kıstası ise Lisans şartlarını yerine getiren insanlar neden senelerce kurs aşamasında bekletiliyor? TFF sitesinde yer alan Bilgi Bankası'nın kişisel verileri koruma sebebiyle erişime kapalı tut. Bunun sebebi yetersiz puanla kurslara çağrılan antrenörlerin başkaları tarafından ortaya çıkarılmasını engellemek midir sizce? Bana sorulduğu için. Öyleyse lisans değerlendirmesi e, anlamsızlaşmaz mı? Soruların bu şekilde. Şimdi bu soruların hiçbir tanesine cevap verecek birisi oturmuyor burada. Evet. Bu soruları yıllardır soran birisi konuşuyor. Sabah arıyoruz. Doğru dedim ki ya Doruk Hı. şeye bir baksana. E, Osman Zeki Korkmaz'ın lisansı nedir? Bulamadık lisansını. Şeyinkini bulduk. Mustafa Gürsel'inkini bulduk pro lisansmış. Hı. Osman Zeki şeyin korkmasın 3 tane 4 tane yere baktık. Futbol Federasyonu'nda dahil bulamadık. Ama şimdi Futbol Federasyonu diyor ki kişisel verileri koruyorum diyor değil mi? Kişisel veri diyor. Kişisel veri. Peki o tabela da ne yazıyor boynuna asıyorlar ya. Onda ne yazıyor? Nasıl kişisel veri korusun? Ekrana çıkartıyorsun. Orada da bir şey yazıyor önünde. A <laughs> lisansı, şu Teknik takımı, sorumlu mesela. E, ne yazıyor tamam. orada? Yani? Koruyor musun yani? Yaşını öğrenemiyorsun. Lisans derecesini öğrenemiyorsun. Arkadaşlar da diyorlar ki ya buralara birilerini seçiyorlar ama nasıl seçtiklerini biz bilmiyoruz. Tamam. O zaman da diyor ki bu, bu, bu örneklerden yola çıkan bazı genç çocuklar ya bizim takımlarda amatör takımlarda altyapılarda Açıkça torpil işliyor. Onu daha çok tercih ediyorlar. Onun babasını tanıyor. Amcasının oğlunu e Çevresi tanıyor. olan e geliyor, iş alıyor diyor. diyor. Şimdi bunu kırabilmenin bir tane yolu açıklık. Kriterlerin belirlenmesi. Tamam. Sınırlı sayıda teknik adam yap. Çok teknik adamın pro lisanslı ise onları sağda solda orada burada alan gözetmek sizin şeye göndermek. İşte alana göndermek. Şimdi arkadaşımız demiş ki. Osman Aktaş demiş ki kendisini alt liglerde kanıtlamış yetenekli antrenör süper ligde çalışmak için TFF'nin doğaçlama yar, yapılanmasını beklemek zorunda mıdır? Kendisini alt liglerde kanıtlamaktan kastımız ne? Neyi kastediyoruz şimdi? Sürdürülebilirlik buna? mi? Devamlı yani orada görev almak. Ben soruyorum varsa izliyorsa Osman Aktaş İzliyorsa. Ben diyorum ki şimdi neden bahsediyorsunuz siz yani kendisini kanıtlamak nedir? Cem abi pro lisansı dur, yok dur. Osman Hoca'nın dün de dedi başvuru yaptık ve 6 senedir bekliyoruz sıra tamam. gelmesini yok diye. Yok muymuş? Sırada bekliyormuş Cem abi tamam. diyor Burak da. Tamam. Şimdi bunun muhatabı Cem Dizdar değil Cem Dizdar bunu yıllardır söylüyor. Tamam. Bunu bölgesel olarak açarsınız bir değişik kademeli. Belli ki şu UEFA'nın da bir kriteri var bu konuda öyle zannediyorum ki yani bir kere UEFA'dan izinsiz açmışlar. Ne oluyor ya orada filan demiş. Olabilir. Evet, evet, Öyle burada birden lisans açılmış. Birileri gelsin gitsin. Ne yapıyorsunuz ya siz hani biz de birini göndereceğiz ya bizim şeyimizde etiketimizde bir lisans veriyorsunuz. Bizim haberimiz yok bu hadiseden.